Bismillahirrahmanirrahim. Hem her biri birer mizan içindeki bütün intizamlı mevcudat ve her biri birer intizam içindeki bütün mizanlı ve ölçülü hey'at yine o ilmi muhite işaret eder. Çünkü intizam ile iş görmek ilim ile olur. Ölçü ile, tartı ile sanatkarane yapan elbette kuvvetli bir ilme istinaden yapar. Hem bütün mevcudatta görünen muntazam miktarlar, hikmet ve maslahata göre biçilmiş şekiller, bir kazanın düsturu ile ve kaderin pergarı ile tanzim edilmiş gibi meyvedar vaziyetler ve heyetler bir ilmi muhiti gösteriyor. Evet, eşyaya ayrı ayrı muntazam suretler vermek, her şeyin mesalihi hayatiyesine ve vücuduna layık mahsus bir şekil vermek bir ilmi muhit ile olur, başka surette olamaz. Hem bütün zihayata her birisine layık bir tarzda münasip vakitte ummadığı yerde rızıklarını vermek bir ilmi muhit ile olur. Çünkü rızkı gönderen, rızka muhtaç olanları bilecek, tanıyacak, vaktini bilecek, ihtiyacını idrak edecek, sonra rızkını layık bir tarzda verebilir.'' hem umum hayatın ibham ünvanı altında bir kanunu taayyüne bağlı olan ecelleri, ölümleri bir ilmi muhiti gösteriyor. Çünkü her taifenin, gerçi fertlerin zahiren muayyen bir vakti eceli görünmüyor, fakat o taifenin iki hat ortasında mahdut bir zamanda ecelleri muayyendir. O ecel hengamında o şeyin arkasında vazifesini idame edecek olan neticesinin, meyvesinin, çekirdeğinin muhafazası ve bir taze hayata inkılap ettirmesi yine o ilmi muhiti gösteriyor. Hem bütün mevcudata şamil, her bir mevcuda layık bir surette rahmetin taltifatı, bir rahmet-i vasia içinde bir ilmi muhiti gösteriyor. Çünkü mesela Zih hayatın etfallerini süt ile iyaşe eden ve zeminin suya muhtaç nebatatına yağmur ile yardım eden elbette etfali tanır, ihtiyaçlarını bilir ve o nebatatı görür ve yağmurun onlara lüzumunu derk eder, sonra gönderir. Ve hakeza bütün hikmetli, inayetli rahmetinin hadsiz cilveleri bir ilmi muhiti gösteriyor.